Selamlar dostlar, Düşük FPS oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Yiğit. Bugün de yine test server'dayız. Yanımda Yunus var. Dün üstün körü şöyle bir house haritasında gezmiştik. Biraz bakınmıştık ne var ne yok diye. Bugün biraz daha değişiklikleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Yunus'cum hemen bizi sok. Öncelikle bir operatörleri tekrardan gösterelim istiyorum. Belki görmeyenler vardır falan filan. Ben ataktım değil mi? Ben ataksın. Sen bandit ol. Tamam mı şimdi? Garajı seç bir de. Bandit olup garajı seçiyorum. Aynen. Buralar 30 saniye mi? Buraları ben editte keser keser şey yaparım. Hızlandırırım. Evet, garajın önüne geldim. Garajdasın galiba. Evet. Hemen Reinforce'dan önündesin. Şimdi Yunus benim gördüğüm en iyi Bandit oynayan oyunculardan birisi. Videolardan da bildiğiniz gibi kendisi Bandit Trick konusunda usta. Ama bakalım Ace'i tutabilecek mi? Hiç söylemiyorum ne tarafa atacağım falan. Sen kafana göre takılacaksın. Aa, bayağı tuttun lan. Tuttum ama burada işte ne Thatcher var ne Kali var. Anladım. Anladın mı? Bir de İkisine ikili duvar. Yetiştin ama. İkili duvara ama bayağı galiba şey ucu ucuna yetiştim gibi. Ucu ucuna yetiştin ama ikisine de yetiştin vallahi. Helal, ben yetişemeyeceğim sandım videoyu ona göre planlamıştım. Bir de şöyle bir şey var. Evet, ikili duvar burası. Ben yani bir banditin zaten ikisini aldı. Anlatabildim mi? Şu ilk koyduğum banditle sağa attığımı ve ortaya attığımı tuttun yani. İkili duvar ya. Evet. Üçlü duvar olsa. Üçlü duvar olsa bayağı zor. Ama bandit trick yapılıyor mu? Yapılıyor. Üçlü duvar var mı bu binada? Var da nasıl reinforce'layacağız? Reinforce'layamazsın aynen. Tamam. Ne yapalım? Bir daha bir girelim. Evet, tekrardan geldim Yunus Efendi. Yine burada mısın? Tam reinforce'un dibinde. Tamam, bu sefer yakma, bir açılsın. Görmeyenler falan vardır. Görsün insanlar, tamam mı? Tamam. Bu şekilde atıyoruz arkadaşlar. Ve kademe kademe aşağıya doğru açılıyor. Gördünüz, ilk kademesi açıldı. Bir kademe aşağısı şimdi açılacak. Niye oradasın? Onar onar can götür ya. Onun mu gitti canım? Aha, yani en tepedekinden tamam. Hasar almadım, ortadakinden başladım. Yani açıldığı zaman şöyle termitinkinden biraz daha küçük bir duvar açılıyor. Al o elektriği. Burayı da direkt yak. Burası reinforced'uymuş gibi düşünelim. Burayı duydun, yakmaya çalışıyorsun. Ben attığımda şey yap. Tamam mı? Gördüğünüz gibi çok çabuk yakıyorsun ya. İyi bir bandit bunu çok rahat yakar. İyi bir bandit. Tabii. Tekli duvarda, ikili duvarda falan sıkıntı çıkmaz. Ama benim videomu biraz bozdun. Ben kesinlikle yakamayacağını düşünüyordum. Ve ona göre bir konuşma planlamıştım. İkiliyi iyi bir bandit yakar. Üçlü de imkanı yok. Üçlü imkanı yok. Kayıt i̇mkanı lazım. Yok. Evet, kayıt ya da mute falan olacak ya. Bir şeyler olacak. Neyse. O zaman neyi merak ediyorsun? Şunu aynı anda öldüğümüzde draw mu verecek ya da kim verecek? Hadi. You've run out of time. Ben yani. Ya nasıl ya? Parça pinçik oldun. İyi bir ben dedim demiştim. Gel bakalım garajın önüne. Buraya gel, buraya. Dur burada. Heh, geldin mi? Ben şimdi Melusi'yim. Şu cihazın bir mesafesine bir bakalım. Sen bir uzağa git. Bayağı geniş bir alan ya Yunus. Bir odadan, çoğu odadan daha büyük. Gir bakalım. Bakalım.
Yavaş yavaş ilerliyorum. Ne zaman girecek? Tam girdiğinde sonra bakayım. Şu an. Böyle 6 metre, 7 metre falan şeyi var. Çok. 6 metre bu oyunda çok. Çok tabii. Ya şimdi şey olarak düşünüyorsun. Bunu odada bu şekilde koymayacağım ki. Mesela çıkacağım tepelere. Böyle tabii. Duvarın üstüne koyacağım. Sen onu kırabilmek için yanına kadar gelmen gerekiyor. Eğer bir patlayıcın bir şeyin yoksa. Sağa sola bir yere sıkıştıracaksın. Saklayacaksın. Ya sakladın mı çok işe yaramıyor. Çünkü galiba duvar araya girince olmuyor. Bak. Dün de denedik ya. Bak bu etkilen, bundan etkilenmiyorsun şu an. Kırayım. Kır onu. Destek. Ya evet, şu an bundan etkilenmiyorum. Şu an etkilenmiyorum. Şuraya gelince falan etkileneceksin. Evet. Tam görüş açıma gelince etkileneceksin. Aynen. Yani bir, herhangi bir obje olduğu zaman etkilenmiyorsun. Bu arada şey lan. Güncelleme geldi ya az önce. Melusi'ye şey gelmiş. C4. A. Kalkanı yerine. Direkt buff. Bayağı buff. Cihazımızdan da bu şekilde 3 tane var. Sağa sola bu şekilde koyabiliyoruz. Kendisine kurşun işlemiyor. Milli atak yaparak veya herhangi bir patlayıcıyla patlatabiliyorsunuz. İyi bir melusiyim. Benim alet patlatıyor mu diye bakacak. Patlatmıyor galiba ama yapışmadı. Bu benim alet galiba kalkanları da kırıyor. Evet, telleri, kalkanları. Evet, ben geldim. Sen şimdi yine garajda mısın? Ekosun, tamam. Sen birazdan Eko'nun etkisini gösteririz. Ben şimdi Amor'u hiç denemedim. Anladığım kadarıyla bu cam böyle miydi lan? Böyle. Anladığım kadarıyla bundan sonra ve tam giriş yaparken şeyi kırıyor, barikatı kırıyor. Kim geldi? Uğur geldi. Uğur. Sen gel. Video çekiyoruz. Kolay. Dur şurada. Yanımızda dur. Yanımızda dur. Gitme bir yere. Anladığım kadarıyla barikatları direkt böyle tam vururken kırıyor. Bir de silahı eline çok daha hızlı çekiyor değil mi? Sen oynadın. Ben oynadım. Silahı bayağı hızlı çekiyor da barikatı kırmasına dikkat et. Bakalım. Tamam, dikkat et. Bakalım silahı ne kadar hızlı yönetiyor. Aynen. O silahı eline çok hızlı çekiyor oğlum. Tam da barikatı kırarken şey, ayakları değdiğinde galiba kırıyor. Silahı eline çok hızlı çekiyor ama. Evet. Bu Amaro oynanır bu şekilde, ben sana söyleyeyim. Aşağı direkt, gel bir şu H'den atla bak. Direkt dalar ölüm yağdırırsın. Oğlum H'i niye açıyorsun ya? H'i de açıyor ya aletimiz artık. Nerede başka H var? Artık H'i de mi açıyor? Evet bak. Ben bilmiyordum. Dur, neredesin? O kadar video çekiyor. Sen düşük FPS oyun kanalı videolarını izlemiyor musun? Neredesin lan? Aman! Muazzam. Şey bu operatör... Bu operatör olmuş o zaman. Galiba rehberini yapacağım. Sen şimdi Amaro'yu da gördük. Değişiklikleri. Bir Eko'yu göster. Eko'da bu arada kalkan yok, impact grenade var değil mi? Evet. Vur bakalım. Bak şimdi. Aa hiç sarsın. Tamam da hiçbir şey olmadı oğlum. Bu şekilde oynarsın ki. Bir daha vur. Sadece görüntüm bozuluyor be. Biraz görüntüm bozuluyor. Sanki biraz da sanki eğimin yavaşlıyormuş ama o dikey kabzadan kaynaklı olabilir bende. Bu silahta niyeyse bu testosterona dikey kabza takılı. Oo, hiç valla Eko benim en nefret ettiğim, tiksindiğim, korktuğum operatörlerden biriydi. Bu şekilde hiç sıkıntısı yok. Bir de 10 saniye sonra geçiyor. Hareket etsen de, etmesen de. Vur bir daha bakalım. Eko'ya Allah rahmet eylesin. Ya gene Allah rahmet eylemez de. Bayağı bir nerf yani bu. Bayağı bayağı nerf. Yine kafanı tutuyorsun ama. Bak şimdi. Bak. Sen bana burada vur. Bir karşılaşalım bakalım ne olacak. Çatışmalı mı? Tabii. O zaman bekle. Geliyor.
Gel. Bu iş bu kadar. Çok hiç oğlum, yani o sarsılma olmadıktan sonra tamam görüntün biraz bozuluyor da eğimi rahat tutabiliyorsun. Ya. GG, ne diyeyim? Eko'ya Allah rahmet eylesin. Belki diyebiliriz, bilmiyorum bu şekilde gelirse. Geçelim bir sonraki değişikliğimize. Görünmez iki kamera. Evet tabii canım. Bir sonraki değişikliğimize geçelim artık. Şimdi Elevizofya'nın da teçhizat cihazlarında bir takım değişiklikler var. Sanırım sensitivity'in yavaşlamayacak. Önce ben sana atayım. Sen bana atma. Sen bir bahset bakalım ne olacak. Evet, eğimim hiç yavaşlamadı. At bakalım sen de bana, ben de bir kontrol edeyim. Anladım. Bir daha atsana. Atıyorum. Bunu mesela böyle çeviremez. Hiç patla, hiçbir şey olmadı şu an bana. Allah Allah. Şey yaptın, emin misin? Evet. Dur neyse, bu da beni etkiliyor seni. Aynen bak, çok rahat döndürebiliyorum. Bunu döndüremezdik. Bu da biraz, bilmiyorum. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bence şeyin gelmesine, ne o, yeni operatör. Onun gelmesine mi bağlı? Evet. O da bunlara benzer ya. Yer belirtmeli bir gadget'i var kendisi. Anladım. Bunlar da sonuçta yer belirtmeli bir gadget. Hayır, kusura bakmayın. Şey daha kötü ama. Eko'nunki kadar. Eko'nunki üzücü değil. Nerf de. Bu çok da büyük bir şey değil. Yine görüntüm acayip şey yapıyor. Hareketlerim acayip yavaş. Anladım. Tamamdır. Elo ve Zofya da böyle. Bunun haricinde kimde değişiklik vardı? Biz öldürsen beni. Round'u değiştirelim. Geldiniz mi Yunus Efendi? Geldim oğlum. Şimdi Oryx oldum. Oryx'te de ufak bir değişiklik var. Güzel bir buff ama bak şimdi. Duvarları bu şekilde kırdığımızda, duvara çarptığımızda 10 canımız gidiyordu ya. Evet. Artık 5 gidiyor. Çok iyi. Çok iyi değil mi? Mesela aklıma şu geldi hemen. Sen buraya gelirken. Takıma bir Oryx aldın, bir de Duck aldın. Bütün haritada bir sürü yer açmak istiyorsun. Evet. Roamer'lara rotasyon. Oryx koştu. Bütün rotasyonları açtı. 5-6 tane. Sonra geldi. Duck bir tane heal attı. Hiçbir şey yokmuş gibi devam. Oyuna devam. Değil mi? Eskiden de bunu yapıyordun ama mesela 4 tane yaptın mı? Tabii bir tane. 4 tane açabilirsin. Şimdi daha fazlasını açabilirsin. Ki buna değer mi? Duck'ın bir iğnesini harcamak. Değer. Bütün istediğin rotasyonları açmak. Kesinlikle değer. Çok değer. Bu güzel bir buff. İkinci buff'ta artık MP5'e Oryx'te yatay kablo takabiliyorsun. Yatay görmüyor musun? Çok iyi. Lazım. Çok iyi bak. Ya bu silah bence çok iyi bir silah. Ama ekok olmayınca bir dedike kabzayla sanki biraz şey kalıyordu. Oryx şimdi sıkı bir roamer ya. Biraz sıkıntılı oluyordu. Şimdi yatay kabzayla zaten kontrol etmesi çok kolay bir silah. Bak şimdi. Çık. Bak şimdi. Bak gördün mü? Dünyanın en kötü pikini attım yalnız, bu arada elimi çarptım. İstiyorum. Ya elimi külle çarptım da kusura bakma. Yani bunu da koyacağız artık. Geçmiş olsun. Neyse. Niye kaçırıyorsun? Doğru. Maestro mu oldun, Alibay mı oldun? Maestro'yum ben. Sakın ateş etme. Pompalıyı da aldın değil mi? Evet. Tamam, sakın ateş etme, geliyorum. Geldim. Hoş tamam. Geldin. Şimdi. Ateş et bakalım bu duvara. Ya hiç eskisi gibi değil. Bu şimdi bu pompik Boss G'de ve kayıt Lego'nun pompalısının adı neydi? TCS bilmem ne var ya. Evet. Onda olduğu gibi slug mermi kullanıyor artık. Duvar açma konusunda gene başarılı ama. Eskisi gibi çılgın gibi açamıyorsun da kolay açtın.
Ama ben rakibe ne kadar hasar verecek onu merak ediyorum. Slug mermi olduğu için. Şöyle geçelim. Şöyle ateş et bakalım. Beline doğru sıkıyorum. Evet. Allah. 64 canım kaldı oğlum. Bir daha. 36. 28. Normalde bir pompik buradan adam öldürmez. Kafama ateş et. Bir dakika. Yok, öyle denk getiremez. Çok zor. Abi bayağı dengeli sıkıyor böyle bak. Yanına sıkıyorum şu an. Sen buraya sıkıyorsun, yani bana sıkmıyorsun. Ben hip fire ateş etme ateş ediyorsun pompikle. Hayır, tarıyorsun ben gibi. Şu nasıl? Recoil'ini merak ettim. Kafana anladım. Kafama sıksan zaten öleceğim. Pikleyerek sık. Aman aman. Bir de buna ekok getiriyorlarmış. Ne diyorsun? Ekok da mı gelecekmiş? Ya hayır, getirirlerse ne olur? Aa, getirmesinler. Çok çok şey olur. Getirmezler zaten. İnanılmaz bir silah. Neyse, ACS'de artık şey kullanıyor işte. Slug mermi kullanıyor. Aynı Boss G'de olduğu gibi. Onu da gösterelim istedik. Bundan başka gösterebileceğimiz ne değişiklik var? Şeyleri göstermedik. Alarm. Alarmlı bir tane operatör seç. Sanırım şeyde var. Oryx'te var galiba. Ben seçeceğim. Oryx'te var galiba. Az önce Oryx'i seçerken keşke onu da seçseymişim. Proximity alarm. Bir tane mi var bu alarmdan bir operatörde? İki tane mi? Bilmiyorum. Ya da attıktan sonra bilmiyorum alabiliyor muyuz? Bunlar önemli şeyler. İki tane var. Uf. İki çok be. Ben şey, glaz oldum. Hep silahının seriliği falan değişiyor, bakalım değişik var. Onu merak ettim. Attığımız yerden tabii ki geri alabiliyoruz. Şöyle bir yaklaşık 2-3 metrelik bir alanı var. Gel gir kapıdan. Aynen böyle bip 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 ötüyor. Başka herhangi bir etkisi yok. Oryx'te falan çok işe yarayabilir ya Yunus, arkalanmamak için. Oryx'te bayağı işe yarar. Roamer'larda. Değil mi? Yine işte mesela ne bileyim Oregon'da falan Blue'ya bir tane atarsın. O merdivenlerin altı var ya. Kafan rahat. Oraya bir daha şey yapmasan bile olur. Değil mi? Alanı da şöyle. Allah özür dilerim ya, sürekli yanlış çalışıyorum. Alanı da şöyle. 2-3 metre falan. Gir bakalım. 4 metreymiş. Güzel bence. Silahla kırabiliyoruz mu? Ha, onu kırabiliyorsun galiba kardeş. Kırıyorsun. Onu kırarsın, o kadar da değil. Rahat bırak beni de. Hadi hadi gel. Ne yapıyoruz? Ateş et bakayım. Glaz mılaz dedin ya. Valla bir bakalım, bir değişiklik var mı? Silahla taramalı gibi ateş edebiliyorum. Yani çok glass oynamıyorum ama bu böyleydi galiba. Gerçekten beni kırıyorsun yalnız. Menüye döndük arkadaşlar. Şimdi şu proximity alarm hangi defans operatörlerinde var? Ondan da biraz bahsetmek istiyoruz. Bu arada bunlar şu an test server'da olanlar, her an değişebilir yani. Her gün zaten test server'a yeni güncellemeler geliyor. Sanırım Castle'da var. Değil mi? Aynen, Castle'da var. Castle'ın impactlerini almışlar. Böyle tek tek operatörlerin içine girmeyeceğim. Az önce bir kontrol ettik. Rook'ta var. Tachanka'da var. Tachanka'nın kalkanını almışlar. O biraz üzücü. Bu arada Tachanka'yı çok soran arkadaş vardı. Tachanka'da şu an bir değişiklik yok arkadaşlar. Yani
Tachanka Rework'e dair en azından bu sezonluk bir şey bilgi gelmedi. Bu yıl içerisinde ama Tachanka Rework'un geleceğini biliyoruz. Şu anlık bir değişiklik yok. Kaveira da var. Mira da var. Proximity alarm. Goyo da var. Vamai da var. Bir de Oryx de var. Şimdilik bu kadar. Bunun haricinde gösterebileceğim ne vardı? Bir de şeyleri göstereyim. Onları çok merak eden arkadaşlar var. Blackbeard'ın silah üzerinden göstereyim. Bu silah eklentilerinin renklerini değiştirme olayı geldi. Gördüğünüz gibi şu anlık 3 tane renk var. Bu menüde bu şekilde oldu. Silaha girdikten sonra loadout'ta. Buradan skininizi koyabiliyorsunuz. Mesela seçelim. Şu kırmızıyı seçtik diyelim. Buradan da silahın üzerine eklediğiniz eklentilerin rengini değiştirebiliyorsunuz. Siyah var. Kahverengi diyor ama çok kahverenginden ziyade biraz daha sarıyı çağrıştıran bir renk. Bir de beyazımsı, grimsi bir rengimiz var. Yüksek ihtimal ilerleyen süreçte farklı renkler de eklerler. Ya da paketten çıkar ya da Renault'la satın alabilirsiniz falan, bilmiyorum. Ama bunlara bile renk getiren Ubisoft, sence de Yunus bir süre sonra dronlara skin getirmez mi? İnşallah getirmez. Getirir, getirir. Ben söyleyeyim. Bunlar da böyle arkadaşlar. Dediğim gibi şu anlık 3 renk var sadece. İzlediğiniz için teşekkürler. Söylemek istediğin bir şey var mı değişiklikler hakkında? Seni en çok böyle şey yapan hangisiydi? Sanırım Echo değil mi? Beni en çok etkileyen Echo ve Maestro'nun silahı. Maestro'nun silahı, pompalısı. Anladım. Tabi denemek gerekiyor. He, bir de şeyler vardı, onları unuttum. Bak az daha kapıyordum videoyu. Şu yeni silah eklenen operatörleri gösterelim. Yeni silah derken zaten oyunda var olan silahları bazı operatörlere eklediler. Kim vardı defansta? Kayıt var. Kayıt Bey. Biz ataktaymışız. Kayıt Bey de artık Fransızların kullandığı ikinci tabancalardan birisi olan Revolver'ı da tercih edebiliyorsunuz. Şu 44 Mark Semi Auto yerine. Bu hasarı yüksek. Güzel de bir dürbünü var bu tabancanın. Fakat kontrol etmesi epey zor olduğu için anladığım kadarıyla bir seçenek sunmak istemişler. Seçenek sunarken keşke daha dengeli bir tabanca seçeneği sunsalardı en azından Kayı'da. Fakat Nome'de sundukları... Doğru mu? Ne dedin? Yani Revolver'ı da 4 Maxemi Auto'nun kontrol şekli pek de... Farklı değil diyorsun. Farklı değil. Ama işte şeyde, mesela Nomad'de Capitano tabancasını koymuşlar ki, evet. Bu tabanca çok iyi. Evet. Direkt ben buna geçerim Nomad'de. Hele Nomad'de hızlı oynuyorum, yakın oynuyorum. Bu silahımdaki kurşun bitince ikinci tabancaya geçince çok büyük sıkıntı yaşıyordum. Doğru. Bununla çok rahat ederim. Nomad'de de işte dediğim gibi bu tabancayı koymuşlar. Bir de ne vardı? Kali Hanım. Kali Hanım'a da bu da baya nerf buff bu arada Yunus. Çok buff. Kali Hanım'a da Clash'in SMG'sini eklemişler ki yakın mesafede CZ çok etkili olsa bile Iron Sight'ı, bunu nasıl gösterebilirim, çok geniş olduğu için bazen sıkıntı yaşanabiliyordu. Bu silah ise bu problemi çözecek gibi gözüküyor. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yani test server'da şu an sanırım bir şey unutmadık ama unuttuysak da kusura bakmayın. Değişiklikler bunlar. Dediğim gibi izlediğiniz için teşekkürler. Bir değişiklik olduğu sürece video çekmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.